Sizleri bugün gökkuşağının renkleriyle selamlıyorum. Bunu neden dediğimi yarınki açıklamamda ifade edeceğim. Ayrıca yarın 1 Temmuz resmi olarak İstanbul Sözleşmesi'nden çekilinen bir tarih olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi 80 milyondan fazla insanımızın iradesinin temsili olan burada genel kurulda herkesin mutabık kalmasıyla gerçekleşen, kadınların mücadelesiyle, emekleriyle, bedelleriyle kabul edilen İstanbul Sözleşmesi tek adam tarafından kadın düşmanı politikalarla kadına şiddet, kadına ve çocuklara, kız, erkek, çocuklar dahil olmak üzere taciz ve tecavüzün her tür rezaletinin ayyuka çıktığı AKP iktidarının genel başkanı bir gecede aldığı kararla İstanbul Sözleşmesi'nden çekileceğini ilan etti. Buradan Türkiye vatandaşı bir kadın olarak bir kez daha söylüyorum. İstanbul Sözleşmesi dahil tüm kadın kazanımlarımız AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesiyle kazanılmadığı gibi onun kararıyla da iptal edilmeyecek. Biz kadınlar kendi mücadelemizle, emeklerimizle, bedellerimizle kazandık ve bunları artırmaya, iptal ettirmeye razı olmayacağız ve Türkiye'nin kadın rengini, kadın kazanımlarını, kadın özgürlüğünü muhakkak en kısa zamanda bizler gerçekleştireceğiz sizlere rağmen. Bugünkü konum, değerli arkadaşlar, yine AKP politikalarının en popüler attığı adımlardan rant, yalan, talan, yağma politikalarından bir tanesi olan İstanbul Tozkoparan'da gerçekleştirmeye çalıştığı talan projesi. Kentsel proje diyerek rantsal projelere dönüştürdükleri bu adımlarla AKP'nin yandaş zenginleriyle, sarayın yandaş zenginleriyle, sarayın havuzunu doldurma iddialarıyla, amaçlarıyla bizim milyonlarca vatandaşımız mağdur edilmeye devam ediyor. Bakın, bir kez daha adres veriyorum size. Gidin Tozkoparan'da parkta 7/24 nöbet tutan halkımızı AKP milletvekilleri olarak gidin bir ziyaret edin. Ağlıyor insanlar, hastalar, insülin ilacı, elektrikleri kesildi, suları kesildi, gazları kesildi, insülin ilacım bozuldu, ben hastayım diyen insanlar, makineye bağlı insanlar. Bugüne kadar AK Parti'den başka partiye oy vermedim, bizi sokağa attı diyen insanlar, lanet olsun diyor sizlere. Ağlıyor insanlar. Gidin bir ziyaret edin, bir konuşun bakalım onlarla. İnsanlar Türkiye'nin her bir tarafında feryat ediyor. İnsanların elinden alınan dairelere insanların talebi çok net. 1700 lira maaş alan insanlar var. 2000 lira maaş alan insanlar var. 2500 lira emekli maaşı alıyorum diyen insanlar var. Hepsi emekçi insanlar. Ve 50 yıldır, 40 yıldır, 60 yıldır orada oturan insanlar. Fakat aldatıldılar. Aldatıldıklarını kendileri, iki gözleri, iki çeşme, kadını, erkeği, yaşlısı, genci anlatıyorlar. Anlattıkları örnekler yürek yakıyor. Ve Türkiye vatandaşının bir gerçeği bu manzaralar. İstedikleri şey çok net. Metrekareye metrekare muvafakatname değil, resmi sözleşme ve kendilerinin muhatap alınması. Vatandaş olarak muhatap alınmak istiyorlar. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Ülkemizin her bir köşesini yalana, talana, yağmaya teslim ettiniz. Çetelere, kirli ilişkilere, insanları aldatanlara, yalancıları teslim ettiniz.
AKP yalanın adresi oldu. AKP talanın, yağmanın, hırsızlığın adresi oldu. Vatandaş bunları çok iyi... Teşekkür ediyorum Sayın Kaya. İki gündür Türkiye Elmalı davasını, yani çocuk istismarını konuşuyor. Elmalı'da iki çocuk. Annesi, üvey babası ve daha pek çok kişi tarafından türlü işkenceler ile cinsel istismara uğradı. Bunu 100.000 defa aklınıza yazın. Ancak failler serbest bırakıldı. Neden bırakıldılar? Çünkü ispat isteniyor. Hani dördüncü yargı paketi diyerek haftaya geçirmeye çalıştığınız madde var ya, o şu an bizzat uygulanıyor zaten. Ve faillerin korunması Elmalı ile sınırlı değil. Sadece son bir ay içerisinde verilen yargı kararlarını süre azlığı nedeniyle özetle size geçeceğim burada. İstanbul Esenyurt, 11 yaşındaki kız çocuğu. İstismar eden fail, maddi delillerle desteklenmeyen soyut iddialar olduğu gerekçesiyle beraat ettirilerek tahliye edildi. Adana'da 5-6 yaşlarındaki iki çocuk. İki çocuğun istismar faili aynı gerekçelerle İstirham Mahkemesi tarafından cezası bozuldu ve tahliye edildi. Adana'da kuzeni olan iki çocuğu cinsel istismar eden 17 yaşındaki erkek delil yetersizliği ileri sürülerek beraat ettirildi. Antalya Kepez'de 5 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunan baba adli kontrolle serbest bırakıldı. Konya'da bir markette 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 85 yaşındaki Mustafa adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 8-9 yaşlarından itibaren babası Yücel Koç tarafından cinsel istismara uğrayan 17 yaşındaki Tuana Koç'un şikayeti üzerine dava açıldı. Ancak tüm delillere rağmen Yücel Koç serbest bırakıldı. Tüm bu istismar vakalarından sonra sizin bakanlarınız çıktı ve takipçisi olacağız dedi. Sizin işiniz istismarı takip etmek değil, önleyici tedbirler alarak istismarın bir an önce ağır suçlar cezası kapsamında yargılanmasını sağlamaktır. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamaktır. 6.284 sayılı yasayı uygulamaktır. Buradan bir kez daha söylüyorum. Çocuğun beyanı esastır, kadının beyanı esastır. Evet, yarın 1 Temmuz, yarın saray kadına yönelik şiddetle mücadele için eylem planı açıklayacakmış. Çekildim dediği günden itibaren bu ülkede 83 kadın katledildi erkekler tarafından, sadece basına yansıyan. Kadına yönelik şiddeti gerçekten önlemek gibi bir derdiniz varsa yapacağınız tek bir açıklama var. İstanbul Sözleşmesi'nden tek taraflı fesih kararında geri aldım açıklaması yapmaktır. Siz bilin ki ne yaparsanız yapın, İster çekildik deyin, ister geri aldık deyin, biz İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmiyoruz. Kadın katillerini, çocuk istismarı faillerini korurken yargınız, sizin yargınız, LGBT'yi onur yürüyüşü için Taksim'de bir araya gelen kadın ve LGBT'yi artılara uygulanan şiddeti gözler önüne serdi. Bu sadece bir polis müdahalesi değildir. Evinin balkonundan evde çocuk uyuyor, ses bombası kullanmayın, çocuklar korkuyor diye uyaran yurttaşa, ne bombası lan yavşak, gel buraya diye hakaret ederek bağırmak, gidin evinden alın talimatı vermek. Haber yapmak için alanda bulunan muhabiri yere yatırıp boğazına basarak nefessiz bırakmak, fotoğraf makinesini kırmak, ters kelepçe takarak gözaltına almak. Hem onur yürüyüşüne katılmak isteyen yurttaşlara, hem evinde çevredeki kafelerde oturan yurttaşlara keyfi olarak şiddet uygulamak polis müdahalesi değildir. Bu açık açık halk düşmanlığıdır, halk düşmanlığıdır. Evet, bu ülkede çocuklar uğradıkları tecavüzün, yargı ise Elmalı davasında ve Danıştay'da sizin bu ülkeye giydirmeye çalıştığınız rejimin fotoğrafını çekiyor, resmini çiziyor. Biz kadınlar eşit, özgür, barış içinde yaşayacağımız bir ülkenin resmini LGBT'yi artık gökkuşağı rengini yasakladığınız Boğaziçi kampüsünde. Polis şiddetine rağmen hayatlarımıza ve haklarımıza sahip çıktığımız sokaklarda ikizdereli kadınlarla, her seferinde ölüme terk ettiğiniz trans kadınlarla, hedef göstere göstere göz göre göre öldürdüğünüz Deniz Poyraz'ın cenazesini omuzlayan kadınlarla hep birlikte çiziyoruz. Haklarımızdan da, hayatlarımızdan da, İstanbul Sözleşmesi'nden de, birbirimizden de asla vazgeçmiyoruz.